Herkese merhabalar. Herkes Ali Rıza Firuşan'ın hızlı yükselişine tartışıyor, konuşuyor, dünya çalkalanıyor 2800'ü geçmesiyle. Peki bu başarı bir rastlantı mıydı? Yıllar evveline gidelim 2018 yılında ünlü Hollandalı usta ve antrenör ChessBase'e bir röportaj veriyor Chesbase Indeya 2018 yılında. 2016 yılında antrenörlük yapmak için İran'a gitmiş ve İran'ın e, yetenekleriyle, genç yetenekleriyle çalışmaya başlamış. Mesela parham maksudi hızla yükselen bir e, oyuncu, 2700'e yaklaşan bir oyuncu ama Ivan Sokolov ısrarla Ali Rıza'nın yeteneğinden bahsediyor ve onda bir dünya dünya şampiyonu kumaşı gördüğünü söylüyor. Oyun tarzıyla ona da çok benzetiyor ve ondaki yeteneği keşfedince hemen federasyonla temasa geçtiğini, e, ona özel imkanların sağlanması e, gerektiğini söylediğini anlatıyor röportajında. E, i̇lginç tabii İran ekonomik krizin içinde olmasına rağmen e, böyle ünlü bir antrenörü ülkesine getirmiş ve e, birkaç ayda bir birkaç haftalığına İran'a gidiyor. Diğer dönemlerde online olarak oyunculara destek veriyor ve kısıtlı imkanlarına rağmen İran Ali Rıza gibi bir oyuncuyu çıkartıyor. Mesela şu çok ilgimi çekti. Ali Rıza'yı ve diğer oyuncuları çalıştırırken öyle bir dönem gelmiş ki ekonomik yokluktan dolayı İran'ın olimpiyatlara gidip gidemeyeceği belli değilmiş. Düşünsenize, yol masraflarını masrafları karşılayamıyor ama buna rağmen, buna rağmen eğitime çok önem vermiş ee, ve e, bu zorluklara rağmen Ivan Sokolov gibi bir ustayı antrenör olarak e, ülkesinde çalıştırmaya devam ediyor. Eminim ki bunlardan ülke olarak da çıkartacağımız çok dersler vardır. Şimdi gelelim Ali Rıza'nın. Oyunla oyunun ortasında Ana Andın Ali Rıza hakkında düşündüklerini de anlatacağım. Bu oyun Norveç turnuvasından beyazlarla Ali Rıza oynuyor, siyahlarla Richard Rapport oynuyor. Kesinlikle ilginç bir oyun olacak diye düşünüyorsunuzdur ve inanmıyorsunuz. Şimdi gelelim oyuna. Oyunda Ali Rıza E4 ile başlıyor. C5 Sicilya savunması, at F3, at C6, fil B5, at F6, at C3, At D4. Bu at D4 hamlesi ilginç. Evet duble piyona izin veriyor ama at alır D4. C alır D4'ten sonra at istekte e, ve merkeze piyon gelmiş olur. At kaçınca da E4 piyonun boşta kalma durum var. Dolayısıyla beyazlar alamaz bunu. Alırza E5 sürüyor. Hareketli merkez piyonu atı tehdit ediyor. E5'e at alır B5, at alır B5, at D5, rok. Bunlar bilindik hamleler. A6 C4 karşı saldırı hamlesi sen beni alırsan ben de alırım diyor ki şu konuma baktığınızda beyazların iyi olduğunu göreceksiniz merkezdeki piyonlarla. At B4 oynamış Richard Raport. At C3 kaçmış Ali Rıza'da. D6 yapınca ki bu da mantıklı hamle. Şimdi beyazlar da merkeze piyon getirmiş D4 sürerek. Şimdi konuma şöyle bir bakalım nefes alalım. Beyazlar gelişimde kesinlikle iyi durumda. Siyahların fil çifti var ama Fil çiftinin fil çifti üstünlüğü olabilmesi için gelişimin iyi olması ve tabii fillerin etkili olması lazım. Şu anda sadece bir potansiyel güce sahip o fil çifti. D4 hamlesi yeni bir hamle, yeni bir hamle. Şöyle ki burada daha çok e de alır d6 yapıyorlar diyebiliyorum veya d4 c alır d4'ten sonra e, burada e d var. Çok emin değilim. Ee, öncesinde e d alt herhalde. Bu d4 hamlesi yeni bir hamle. Neden yeni bir hamle? Çünkü atla alırsa d alır e5 hamlesi var. Hoşumuza gitmez. Alırıza vezirle alıyor ve rakibin kendisine çatal atmasına izin veriyor. Vezir alır d4'ten sonra at c2 ile gel d net olarak kalemi al diyor. Vezir e4 oynayınca at alır a1 ve Richard Rapport kale önde. Eminim ki kendisi keşke beyazlarla ben oynasaydım diye düşünüyordu oyun esnasında. Şimdi burada bir nefes alalım. Konuma bakın siz düşünürken anand'ın yakın zamanda birkaç gün önce Ali Rıza hakkında söylediklerinizi söylediklerini size iletmeye çalışayım. Diyor ki Anand herkes gibi diyor Ali Rıza'nın oyunu nefesimi kesti. Delice diyor. 2775 Elo'ya sahip insanlar bir turnuvada 25 Elo kazanmazlar. Veya onun her ne yapıyorsa onun yaptığını yapamazlar. Geçen yıl herkes onun olağanüstü bir yetenek olduğunu anlamıştı. Vajkany'de 4 oyunu kazandı. Sonrasında oyunlar kaybetti ama herkes anladı ki oraya ulaşacak ama bu kadar hızlı yükseliş nasıl oluyor? Dünya Kupası'ndaki kaybıyla şoke olmuş olabilir. Ama diyor Grand Sivisi bu tarzda kazanmak ve o noktaya ulaşmak inanılmazdı. Eminim ki insanlar sabırsız bir şekilde bekliyor. Bir sonraki maçı Magnus'la ne zaman yapacak diye. Adaylar turnuvasında onu görmek beni heyecanlandırıyor ne diyebilirsiniz ki? konum yaratıyor, onları kazanıyor. Ee, etkileyici bir şekilde kazanıyor, her tür konumu kazanıyor. Satrançta e, her açıdan isteyebileceğiniz bir oyuncu, onu izlemek inanılmaz bir keyif diyor. Ee, i̇zlemekten çok memnuniyet duyduğum oyunculardan birisi, her yanından, her yanından yetenek fışkırıyor diyor Anand. Evet, Anand'ın bu sözlerine layık olmak kolay değil. Kaysan hakkında böyle sözler ettiğini hiç hatırlamıyorum. O zamanlar tabii rakipler ama Anant diyorsa bir bildiği var gerçekten. Şimdi gelelim oyuna. Oyunda kale altta Ali Rıza oynuyor ve gelişim diyor. Tabii atın çıkmama durumu var. At çıkamaz ama en az kalite altta olacak. FIFA 4 gelişim ve garip olan şu 13 hamle oynandı. Siyahların tek gelişmiş aleti bile yok. Şah ortada. Fil E6. Kale alır A1. Almış. Şimdi siyahların gelişim sıkıntısı var. Mesela G6 yaparsa fili çıkmak için. ilk akla gelen hamle bu değil mi? E D6. E D6 yapınca vezir D4. Ver kaleyi. Kaleyi kaçınca at E4 ve yıkıldı. Hem at F6 şah hem at D6 şah hem fil G5'ler. Konum çok hızlı çökmüştür siyah karelerden. Dolayısıyla Şah kanadı gelişimini tamamlayamıyor. Kale C8 oynamış. Ya fikir ne? Vezir alır B7 yaparsa bir süredir boştaydı. Vezir, kale alır C4 yapmak. Fili isteyerek geldi tempoyla. Fili kaçınca file 3. Vezir C8 hem A6 piyonu tuttu hem vezirleri değişelim dedi. Tabi o piyon için girişimi vermek anlamsız ve Ali Rıza, at D5 ile merkezleşerek devam ediyor. At elbette rakip kampa yaklaşınca büyük tehlike yaratabilecek durumda. Dahası raport sıkışmış durumda D alır E5 yapıyor. Bunu da yapmak istemezsiniz ama gelin de burada hamle bulun. D alır E5, at alır E5, F6 ile atı püskürteyim diyor. At F3 sonrasında bu tehlikeli atı değişeyim diyor. Fil D5 daha iyi hamle bulamıyor ki çok fazla da öneri yok. C alır D5 sonrasında kale C5 ile en azından D5 piyonuna yükleneyim diyor. Kale D1 oynarsa savunmaya bağlanmış olur diye düşünüyor. Ama Ali Rıza ileriye gidiyor. D6 yapıyor. Şimdi piyon açmaz da alamıyor tabi. Ama ebe sürme gibi bir olanak var. Ebe sürerse ne var? Vezir D7 oyundaki hamle. Ebe sürerse şimdi şah ortada, şah ortada gelişimsiz. Neye bakar? Hatların açılmasına bakar. Bunun için önce bir B4 de şu savunan kaleyi kovalayalım. Kale B5 yapsa A4 de kovalardı. Orada duramıyor 5. yataydı. Kaleci 6 yapınca at alır E5 patlatacaktı. Ali Rıza. F alır E5'e vezir alır E5. Şah D7 kaçmaya kalkarsa vezir F5 şah E8 kale E1 ve yakalanmıştır. F7'ye gitseydi de o zaman da vezir D5 gel gel diyecektik şaha. İşte E5 süremiyor. Ne yapsın raport? Vezir d oynamış. Ver kaleyi B4. Kale C6. Kale 1 Kale yine oyuna girdi. Hamlesizlik. Burada E5 tek hamleymiş. Fil alır E5'e de şah D8 tüymeye çalışmak. Bu durumda bile beyazların kuvvetli bir atağı var ama erken bir yıkımdan kurtaran tek devam yolu bu. Tabi E5, F alır E5 yapınca bunu alma imkanı yok. At E5'ten dolayı e, ee, ama ama raport Şahfedi ile direnebileceğini düşünüyor. Kötü hamle. At D4 atın merkezleşmesi. E şimdi gümbür gümbür vezir D5 şah istiyor. E5 yapıyor mecburen vezir D5. Ve üst kata çıkmak zorunda şah G6. Geriye gitse çıldırdı mı niye geri dönmüyor? Şah E8 yapsa fedalar akıyor artık. Fil alır E5, F5, vezir E5 şah. Ne yapsın şah D8 kaçarsa at C6 şah. Vezir C6 yaparsa şah ortada A4. Oyna diyor ne yapacaksın B5 ile isteyeceğim vezirini. Şimdi e, d 6 alamıyor mesela fil D6'ya şah. C8'e giderse kale C1 şiş. E, D7'ye niye gitmedi derseniz vezir G7 ile kaleyi alıyor o zaman. Varyantlar varyantlar ama hepsinde kötü durumda. Raport dolayısıyla son çare olarak üst kata çıkıyor şah G6. Fil alır e5 yine yine feda. alırsa ne var alırsa dökülüyor at f3 o aile çatalı istiyor aile çatalı istiyor zaten şu anda dikkat ederseniz beyazlar veziri, kalesi ve atıyla saldırırken siyahlar vezir ve kaleyle savunma yapmaya çalışıyor bu iki taş yok beyazlar materyal olarak şu anda kale altta ama hissedilmiyor elbette vezir de 6 yaparsa at e5 Şah 6ya kaç çatallar var buradan. Şunu söyleyebilirim ki bu konum kayıp. Şah F6, Vezir F7, Şah G5. Vezir kaybetmek istemezse de bu şekilde mat olur. Her türlü kayıp 40 katırma, 40 satır mı durumu. Peki ne yapmış raport? Burada da pek parlak değil. Kale alır D6 yapmış. Fil D6, fil D6, Vezir E4. Şah F7, Vezir D5, Şah G6. Şimdi Kale ile açmazı alacak ama fil a var. Vezir boşta bir G3 hamlesi yapıyor. En iyi hamle konumdaki. H6 çaresizlik kale devir yapıyor. Kale E8'e atını F3'e çekti. Açmazdaki taşa yükleniyor. Kale E6 yapınca at H4. Şah H7 kaçınca dikkat acele etmeyelim. Hemen at F5'e kale E5'le kurtarır. Şah çekiyor ve raport terk ediyor. Neden mi? Çünkü şah kaçınca at 5 ve açmazdan taş kaybeder. Evet Ali Rıza'dan mükemmel bir oyun. Biz de biz de heyecanla bekliyoruz Anant gibi Karsen'le maçını. Acaba bir süre sonra satrancın Mozart'ı olarak adlandırılan Karsen Ali Rıza'nın yanında Salieri gibi mi kalacak? Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, Ivan Sokolov'un Chessbase'de verdiği röportajı açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Merak edersiniz. Devamında okuyabilirsiniz. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.